Modana gidecekmişsin Hızır. Ama Gabriel seni orada gördüğü an Orucu öldürür. Bir filo için Orucun canını tehlikeye atmayalım. Mesele 3-5 gemilik filo meselesi değil Isabel. Gabriel filoyu alsa da Orucağımı teslim etmeyecektir. Bize karşı hep tehdit olarak kullanacaktır. Onun oyununa düşmeyeceğiz. Oğlum, biz de o zaman filoyu teslim yerinde tedbir alırız. Bir oyun varsa bozarız. Modana kadar gidip Orucu almaya çalışmak işlerin en zoru. Hem Oruç reisi kurtarmaya çalışırken tehlikeye düşebilirsin. Bu kez derdimiz birken iki olacak. Hiç içinden çıkamayacağız. Mesih Paşa da diretir filoyu verelim diye. Eğer vermezsek başımıza bela açar. Ağam, iş bu kadar zorluyken tehlikeye atılmak doğru değildir. İlyas doğru der. Filoyu verip kimsenin canını tehlikeye atmadan halledelim şu işi. Haber yollayalım Gabriel'e. Yarın ağa resim getirsin. Yeter! Oruç ağam teslim etmemiş. Ben edilmeyeceklerim. Siz hala ne demeye karşı gelirsiniz bize? Biz de başınıza bir bela gelmesini istemeyiz Hızır. Sizin hesap ettiğinizi biz hesap etmez miyiz? Herkesin fikrini aldık. Kararımızı verdik. Bunun üstüne laf söylenmeyecek. Oruç ağamın canı tehlikededir. Biz de onun için canımızı vereceğiz. Hem düşmanlar, hem Mesih Paşa gibi sinsiler bizi yeterince uğraştırmaktadır. Bir de içimizdeki tefrikalara tahammülümüz yok. Mesih Paşa, Kerem'e muhafız atamak için elinden geleni yapacak. Ama post bizde olduğu müddetçe hiçbir şey yapamaz. Sizin vazifeniz o postu korumak. Ötesini düşünmeyin. Mesih Paşa, bir kere de o posta birini tayin etti mi, artık da hüküm ondadır. Oruç ağamdan gayrı o posta kimse oturmayacak. Anlaşıldı ağam.